Dostum, öncelikle şunu söylemek isterim ki bu insanları burada buluşturan ruh vatan fedailiği ruhudur. Bu kabirde yatmakta olan cennet mekan Abdullah Çatlı abi de Kuşçubaşı Eşrefler'den, Yakup Cemiller'den bugüne kadar süre gelen vatan fedailiği tanımını en layık şekilde yapmış en değerli vatan fedailerinden bir tanesidir. Bizden bir önceki jenerasyondur, yaşça benden büyüktür. Kendisi bizim her surette değer verdiğimiz, yaşadığımız sürece de değer vereceğimiz bir insandır. Ömer Halis Demirler'in, Fethi Sekinler'in ve değerli birçok vatan fedaisinin sayesinde bizler bugün hayatta yaşıyor biliyoruz. Buradaki olan tüm dostlarımıza, gelen tüm dostlarımıza, trafikte takılıp gelemeyenlere her zaman sohbetlerimde şunu anlatırdım. Evlat yetiştirirken doktor olarak yetiştirmek istemeniz çok güzel. Ama önce vatan fedaisi olarak yetiştirmek lazım. Önceliğinin vatan fedaisi olduğunu, sonraki görevinin de doktorluk olduğunu ona öğretmeniz gerekir dedim. Ya da ne bileyim, eğer ki profesör olacaksa önceliğinin vatan fedaisi olduğunu, sonrasında profesör olduğunu. Biz ki eğer bu ruhu yaşatmazsak, bu ruh yaşamazsa Orta Doğu'nun bu kaygan coğrafyasında hayatta ve ayakta kalabilmemiz bizim asla ve asla mümkün olmayacaktır. Vatan fedailerinin en büyük özellikleri tüm hayatlarının çileyle geçmesidir. En iyi ihtimalle canı kadar sevdiği ülkesinin kanunlarıyla tezat düşmüş, yurt dışında firar olarak yaşayacaktır. Ya da cezaevlerinde ömrünün büyük bir bölümü geçecektir. Ya da ne bileyim, şehit olacaktır, bu dünyadan ayrılacaktır. Peki vatan fedailerine bu dünyada hiçbir sefa yok mudur? Hep mi cefadır? Maalesef ki evet, hep cefadır. Burada bu kadar insanı buluşturan bu ruh, insanlara sadece hayatı boyunca cefa çekmeyi vermiştir. Ama insanlar da bu cefaya şerefle talip olmuşlardır. Demişlerdir ki, biz Türk İslam davası için bu çileye talibiz. Onlar için, yani dava adamları için bizlerin yapabileceği en güzel şey, dava adamlarını sohbetlerimizde devamlı anarak, onların hayırlarını, güzelliklerini devamlı yad ederek kalbimizde ve beynimizi onlar için adeta bir cennet edasına getirmeliyiz. Onları devamlı saygıyla yad etmeliyiz. Bir de dava adamlarının şöyle bir özelliği vardır. Peki bütün bunları yaptıktan sonra karşılığında ne bekliyorsun? Karşılığında ne istiyorsun? Vatan fedaileri sadece çileye sahip olurlar. Onların kanının rengi koyu olduğu için onlar görev geldiğinde adeta birer görünmez insan olurlar. Peki vatan fedailerine bu kadar büyük davalarında yardım eden nedir? Hangi güç onları bu kadar zor şartlar altında bu kadar büyük başarılara gark edebilmiştir? Vatan fedaileri şunu bilirler. Yardımı sadece ve sadece Yüce Allah'tan beklerler. Salati selam olsun Peygamber Efendimizin Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'a Medine'ye hicret zamanında söylemiş olduğu, mağaraya çekildiklerinde söylemiş olduğu
La tahsen innallaha me'ana diye başlayan, yani korkma, üzülme, hüzünlenme, beyse kapılma, Allah bizimle beraberdir öğretisini. Bu kutsal öğretinin kendilerine rehberlik yapmasına izin vermişler ve sadece mükafatı da yardımı da Yüce Allah'tan beklemişler.